Sevgili dostlar merhaba, Su Felsefe YouTube kanalıma ve Instagram kanalıma hoş geldiniz. Gelin bu videoyla güzel tiyolardan bahsedelim. Bu çok önemli bir video olacak aslında. Çünkü bazı gezegenleri biliyoruz, malefik diyoruz. Mesela Mars ve Satürn malefik. Ama bazı yükselenlere göre gezegenler farklı davranır. O fonksiyonel malefik veya fonksiyonel benefik şeklinde tanımlarız biz. Gelin bir onlara bir bakalım. Ezberliyoruz bilgileri, ben o yüzden ezberlemekten yana değilim. Bir haritaya bakınca bunun neden öyle davrandığını bir nevi anlamış oluyoruz aslında. O açıdan çok önemli. Şimdi gezegenlerin konumu da önemli. O kuvvetlendikleri konumlar, mesela dik bala konumları, eğer açı evlerine geliyorsa bazı gezegenler o konumda da o özellikleri artıyor. Bu konumlarda neler? Güneş ve Mars için 10. ev dik bala pozisyonundadır. Direkt kuvvetleri artar. Aynı şekilde Merkür ve Jüpiter 1. evde yükselende olduğu zaman dik bala oluşturur. Kuvvetlendirir o gezegenleri. Ay ve Venüs için 4. eve geldikleri için o konum güçlenir, dik bala oluşturur ve Satürn için de 7. evde daha kuvvetli olur. Bunun sebebi de şu, çünkü Güneş ve Mars 10. ev toplumdur, savaş alanıdır. O yüzden orada krala ve generale ihtiyacınız vardır. O yüzden Güneş ve Mars 10. evde dik bala konumuna gelir. Jüpiter ve Merkür direkt 1. evde olmak isterler. Çünkü Jüpiter hem sağlık karakasıdır, toplum önünde olmak ister, bir nevi bizi biz yapandır, bilgelikle alakalıdır. O yüzden 1. evle alakalıdır. Merkür de aynı şekilde. Merkür biz gibi davranır, o bilgelikle alakalıdır. O yüzden 1. evde olmaları dik bala konumu getirir bu gezegenlere. Venüs için daha ziyade o ailedir. 4. ev yuvadır, aşktır bir nevi, o şekilde de düşünebilirsiniz. O yüzden Venüs ve Ay aynı şekilde öyle. Ay çünkü 4. ev, o anne yengeç, orijinal ev orayla alakalı olduğu için Ay ve Venüs 4. evde dik bala konumundadır. 7. ev Satürn. Satürn hizmettir, eşe hizmettir. O yüzden 7. ev Satürn 7. evde dik bala konumu oluşturur. Bu şekilde aklınızda kalması daha kolay olabilir. Gelin yükselenlere bir bakalım. Yükselenlere göre gezegenler nasıl davranıyor? Koç burcunu biliyoruz. Maalesef Koç burcu için, daha doğrusu Mars'la yönetilen burçlar için, Koç ve Akrep burçları için yoga karaka yok. Çünkü yoga karaka olması için o yoga birlikteliktir. O yüzden iki evin bir araya gelmesi icap eder. Kendra evleri ve Trine evleri dediğimiz 1-5-9, çünkü o temel gibidir. Lakshmi ile alakalı ve Kendra evleri, açı evleri de 1-4-7-10 evleri. O evler de çok önemli, Lord Vishnu ile alakalı. Bu konum birlikte güç kuvvet kazandırır. O yüzden Mars için iki evi yöneten gezegen olmadığı için aynı anda hiçbir gezegen yok yoga karaka olarak. Belki bu iyi haber değil, ama fakat o kadar çok şey var ki çok da şey değil, fakat önemli bir bilgi. Ve Boğa burcuna gelin bakalım. Boğa burcu için terazi ile yönetilen burçlar Boğa burcu ve terazi burcu Venüs. Venüs için Satürn yoga karaka oluşturuyor direkt. Bunun sebebi de şu, çünkü baktığınız zaman Boğa burcuna, Boğa burcunun 10. ve 11. evi yöneten gezegen Satürn direkt. O yüzden Satürn otomatikman Kendra evini ve Trine evini yönettiği için yoga karaka haline geliyor. Bu açıdan önemli. 11. eve bakmak da çok önemli. Çünkü 11. evi yöneten Lord'u maalesef o harita için iyi davranmıyor. O yüzden Boğa için mesela Jüpiter ve Jüpiter aynı zamanda aslında Duştana evine denk geliyor. Ve Duştana evi 8. ev yöneticisi Jüpiter iyi değil. Jüpiter zaten devaların gurusu. Venüs asuraların gurusu. O yüzden maalesef Jüpiter iyi davranmıyor. O yüzden ne kadar benefik bile olsa Jüpiter fonksiyonel, kötü huylu gibi davranıyor Boğa burcu bireyleri için.
İkizler burcuna baktığımızda ikizler burcu direkt 11. evin lordu ile başlayabiliriz. 11. evin lordu otomatikman iyi bir gezegen haline gelmiyor. Bu da Mars. Mars o yüzden iyi değil. Mars aynı zamanda 6. ev duştan evini yönettiği için de ikizler burcu için Mars iyi bir gezegen değil. Zaten devaların kampından Mars ve Merkür de asuraların kampından. O yüzden aynı şekilde bu sefer malefik olan bir gezegen belki daha kötü hale gelebiliyor ikizler burcu için. Fakat ikizler burcu için diğer bir özellik benefik olan bir gezegen Jüpiter eğer iki Kendra evini yönetiyorsa maalesef bu etki de azalıyor. O yüzden Jüpiter de hem 10. evi hem de 7. evi yani iki açı evini aynı anda yönettiği için iyi olan bir gezegen iyi olma özelliği biraz azalıyor. Bu kötü değil, malefik ya da fonksiyonel malefik gibi davranmıyor fakat o iyi olan etki azalıyor. Bu da aslında bakıldığı zaman onu konuşuyoruz hep. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz Merkür, Jüpiter Brihaspati'nin karısı Tara aile ilişkisi olduktan sonra Merkür doğuyor. Ama Merkür bir nevi üvey evlat. İyi değil fakat çok akıllı onu yetiştiriyor. Daha sonradan Merkür gidiyor Satürn'den guruluk alıyor bir nevi. O açıdan direkt düşman değiller fakat iyi bir gezegen değil. O iyi özelliğini çok fazla gösteremiyor. Yengeç burcu için Ay. Bu arada bütün yükselenlerin yükseleni yöneten gezegenler zaten iyi. İyi yapmaya çalışıyorlar o kişiyi. Konumları kötü olsa bile kurtarmaya çalışıyorlar bir nevi. Ay Yengeç burcu için Ay. Ayın konumu önemli. Ay önemli. 11. evin yöneticisi Venüs. O yüzden Venüs maalesef Yengeç burcu için iyi değil. Her ne kadar 4. ev Kendra evini yönetse de 11. evin yöneticisi olduğu için Venüs biraz etkisini gösteremeyebiliyor, iyi olmayabiliyor. Fakat bunun yanında Yengeç burcu için Mars özellikle 10. evi ve 5. evi yönettiği için yine o Vishnu Lakshmi gibi bir nevi 10. evin lordu ve 5. evin lordu Mars yoga karaka haline geliyor. O yüzden önemli. Güneş ve belki diğer gezegenlere baktığımızda da aslında bir nevi iyi mi kötü oldukları da mesela Merkür ikizler burcu ve ikizler burcu 12. ev duştanayı yönettiği için ve 3. ev upaçayı yönettiği için iyi bir burç değil, iyi bir gezegen değil Merkür yengeç burcu için. Aslan burcu için, Aslan burcu için yine 11. eve baktığımızda Merkür tarafından yönetiliyor. O yüzden 11. yöneticisi Merkür Aslan burcu bireyleri için iyi çalışamaya biliyor. Fakat onun yanında yine aynı şekilde Mars özellikle 4. evin yöneticisi ve 9. evin yöneticisi olduğu için otomatikman yoga karaka oluyor. Zaten Aslan kraldır, Güneş ve Mars da komutandır bir nevi. Onlar zaten birbirlerini o şekilde destekliyorlar. Ve diğer eğer bir gezegen mesela Aslan burcu için yine Jüpiter 8. ev duştaneyi yönetiyor ve 5. evi de yönettiği için bir duştane ve trine olduğu için nötr oluyor. Zaten Jüpiter de aynı devalar kampından oldukları için yine bu etki azalıyor. O yüzden bir gezegen duştaneyi yönetiyorsa ve trine evlerini yönetiyorsa yine o denge azalıyor. Sadece iki duştaneyi yönetmesi ya da 11. ev duştaneyi yönetmesi kötü o şekilde de bakabilirsiniz. Başak burcu için yine Jüpiter ne kadar benefik olsa bile iki Kendra evini yönettiği için yine çünkü 4. ev ve 7. evi yönettiği için o benefik özelliği azalabiliyor. Düşman değil. O yine Jüpiter-Merkür ilişkisini bir nevi göstermiş oluyor aslında. 11. evin yöneticisi Ay. Ay'ın konumu iyi değil bu bireyler için. Ve terazi burcu için söylemiştik çünkü otomatikman Venüs ve Venüs Satürn yoga karaka gibi davranıyor. Bunun sebebi de yine 4. ev Kendra evi ve 5. ev Trine evi yöneticisi aynı anda olduğu için Satürn iyi davranıyor. Fakat bir yandan da direkt bakacak olursanız eğer mesela
Jüpiter çünkü duştan evi 6. evin yöneticisi ve aynı zamanda 3. evin yöneticisi. O yüzden terazi burçları için Jüpiter yine iyi bir karaka değil, ne kadar benefik bir gezegen olsa bile bu şekilde değerlendiriyoruz. Ve Akrep Burcu için yoga karaka yok dedik maalesef. Akrep Burcu için Mars iyi davranıyor, kendi gezegeni. Onun dışında Merkür yine Başak Burcu 11. eve geldiği için Merkür 11. evin yöneticisi Akrep Burcu bireyleri için iyi olmayabilir. Bu şekilde etkileri azalabilir daha ziyade. Yine diğer konumlara bakmak lazım bu gezegenlerin nasıl davranmasıyla alakalı olarak. Yine duştan evin yöneticisi 11. evin yöneticisi, özellikle Akrep Burcu için Merkür 11. evin yöneticisi ve 8. evin yöneticisi olduğu için etki kötü hale geliyor. Yay Burcu için yine aynı şekilde baktığımızda Yay Burcu, çünkü Jüpiter yoga karaka olarak da Jüpiter için yoga karaka maalesef yok. Fakat Güneş otomatikman 9. evi yönettiği için kuvvetli bir konum haline geliyor. O önemli. Ve aynı şekilde Mars, çünkü bir nevi nötr aslında Mars, çünkü 5. evin yöneticisi ve 12. evi yöneticisi Duştana. Jüpiter için Aslan direkt iyi bir gezegen. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Duştan evi yöneticisi Ay maalesef Duştan evini yönettiği için iyi değil. O önemli. Bu şekilde de bakabiliriz. Terazi yine 11. evin yöneticisi olduğu için hem 11. evin yöneticisi hem de 6. evin yöneticisi olduğu için iyi bir konum değil. Satürn Oğlak burcu için Satürn bu kez de yine 11. evin yöneticisi yine Mars oluyor. O yüzden Mars'ın konumu iyi değil Satürn için. Fakat Venüs aynı şekilde, çünkü 5. evin yöneticisi ve 10. evin yöneticisi Venüs yoga karaka haline geliyor. O yüzden iyi bir burç. Güneş Duştan evinin yöneticisi olduğu için iyi değil. Aynı şekilde bu şekilde de bakılabiliriz. Kova burcu yine Satürn ve aynı şekilde yine teraziye baktığımızda otomatikman 4. evin yöneticisi ve 9. evin yöneticisi olduğu için yine iyi bir konum, çünkü yoga karaka oluşturuyor. O yüzden bu açılımlar önemli. Fakat yine Kova burcu için Jüpiter 11. evin yöneticisi olduğu için Jüpiter ona göre iyi davranmayabiliyor o harita için. Yine balık burcu için baktığımızda balık burcu için Mars iyi, 2. evin yöneticisi ve aynı zamanda 9. evin yöneticisi. O yüzden iyi. Fakat yine 11. evin yöneticisi Satürn maalesef iyi davranmıyor Jüpiter için. Zaten asuralar ve devalar olarak da farklı. Duştan evin yöneticileri çok önemli, çünkü özellikle yine Venüs 8. evin lordu ve 3. evin lordu olduğu için Venüs yine bir nevi fonksiyonel malefik hale geliyor. Bu açıdan bunlar hem asuralar olarak ve devalar olarak da bakabilirsiniz bu şekilde. Fakat genel anlamda yükselenlere göre gezegenlerin nasıl davrandığını bu şekilde de görmüş olabilirsiniz. Bir nevi özet geçecek olursak tekrar, eğer bir gezegen duştan evlerini yönetiyorsa, özellikle kötü evleri yönetiyorsa direkt etkileri kötü, ama bir duştan evini ya da kendra evlerini ya da trine evlerini yönetiyorsa bir nevi birbirlerini dengeliyor ve yine 11. evin lordu genel anlamda o harita için iyi değil. Bu videoda umarım kısa bir bilgi verir size. Fakat diğer açılar tabii ki önemli. Görüşler çok önemli. Bu gezegenlerin konumu iyi olmasalar bile, kötü bile olsalar, o
gezegeni gören iyi gezegenler varsa eğer, bu etki de onlara göre değişir. Bu bilgiler spot bilgiler. Hafta sonu bu bilgileri konuşuyoruz. Buyurun gelin, sorularınızı sorun, haritalara daha detaylı girip bakarız. Neredeyseniz kendinizi sevin, kendinizi sevmeyi asla ihmal etmeyin. Etrafınızdaki insanları sevin. Sevgiyle, sağlıcakla kalın sevgili dostlar. Hoşça kalın.